Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Bugün borsada hareketli bir gün yaşadık. Hani halka arzlar tavan tavan gitmeye devam ediyor. Özellikle 2 hafta önce halka arz olan Kopol tekrar tavana gitti. Europower yine tavan oldu. Green Türk Tarım tekrar tavan oldu. Ama bugün BIST 100 özellikle borsada satışlar hakimdi arkadaşlar. Tamam diyeceksiniz ki seçim arifesindeyiz. Hafta sonuna yaklaştık. Mutlaka bu satışların bir amacı vardır. Bir kar satışıdır. 5000 altına düştük. 4800'lere kadar geldik. Geldiğimiz noktada bugün arkadaşlar Aselsan ve Türk Traktör'de çeyreklik bilançolar açıklandı. Bunlar hakkında bazı bilgilerimizi, bazı görüntüleri sizlerle paylaştıralım. Arkadaşlar Aselsan'ın son fiyatı 48.44. 2023'ün 3. dönemi piyasa değeri 110 milyar lira. FK'sı 8.84. PD'si piyasa defter değeri 2.63 oldu arkadaşlar. Satışlarda %90'lık bir artış var. Gerçekten güzel bir artış Aselsan'da. Brüt karda %91'lik bir artış var. Favek'te %84'lük bir artış var. Net dönem karında %34'lük 1 milyar 695 milyon liradan 2 milyar 267 milyon liraya yükselmiş bir net dönem karı var arkadaşlar. Yani bu rakamlarla pek aram iyi değil. Hele hele şu 6-0 atıldıktan sonra bazı rakamları oturtmak kolay olmuyor. Ama şu görüntüdeki, şuradaki rakamları bir görün arkadaşlar, 190 satışlar artmış, 91 kar artmış. Favök %84 artmış. Net dönem karı %34 artmış. Dönem varlıkta hemen hemen aynı, %1 artış var. Duran varlıklarda %3 artış var. Net borçta artış var. Aselsan'ın net borcu %24 artmış arkadaşlar. Tamam diyeceksiniz ki bu kadar kâr etmiş. Bu kârın karşılığında borçlar da artmış olabilir. Öz kaynaklarda %6'lık bir artış var. Çeyreklik satışlar, Favök ve çeyreklik net kârdaki grafiği de görebiliyorsunuz. Dönemsel bir kağıt olduğunu düşünüyorum. Aselsan'a daha önce ben yatırım yapmadım. Dönemsel bir kağıt olduğunu düşünüyorum.